Evet sevgili seyirciler, ana haber bülteninde bir haber önceydi yanılmıyorsam sizlere bir duyuruda bulunduk. Dedik ki Sayın Nur Horuz, Nur Horuz kendisi yazar, size kitabı da göstermiştim. Elimdeki kitabın yazarı Yokluğun Yalnızlığıma Çarptı isimli bir kitabı yazmış ve okurlarıyla buluşturmuş. Bize de ilginç geldi kitabı. Doğrusu tamamını okumadım ama en azından bir bölümünü okuma fırsatı buldum. Onun için kendisini davet ettik stüdyolarımıza ve bu kitap üzerine biraz sohbet etmek istedik. Efendim Sayın Nur Horuz kendisi İskenderunlu, Hatay'a bağlı İskenderun ilçesinde ikamet eden bir kardeşimiz. Peki söz konusu kitap roman türü bir kitap ve bu kitapta Nur Hanım neyi işlemeye çalışmış? Evet, iyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar. Nasılsınız Nur Hanım? İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ediyorum. Efendim, siz bir yazarsınız. Hakikaten önemli bir kitaba imza atmışsınız. Yazarlar genellikle ince ruhlu olurlar. Doğru mu? Doğru. Öyle kesinlikle doğru, evet. İnce ruhlu olurlar. İnce ruhlu oldukları ve ince duygularda yaşadıkları için ve bunları kimseye ifade edemedikleri için genellikle kalem ellerinde yazarlar. Yazıya dökülür. Evet. Bu kitap böyle bir duygunun eseri bir kitap mı? Evet, kesinlikle. İnce duyguların. Evet. Peki hemen şöyle girelim o zaman. Sizin fazla zamanınızı almama adına Nur Hanım. Yokluğun Yalnızlığıma Çarptı isimli kitabınız, ben okuduğum kadarıyla yalnızlıkla aşkı işleyen evet. Bir kitap. Neyi anlatmaya çalışıyorsunuz? Bu bir. Ama unutmayın, ikincisini soracağım. Aşkla yalnızlık birbirleriyle ilintili mi? Kesinlikle ilintilidir. Şimdi ilk önce ben kitabımda neyi anlattığımı kısaca ifade edeyim size. Edebiyatımızda çok az işlenen bir konudur. Yalnızlık ve aşk aslında bir sürü kişi anlatır ama gerçek anlamıyla hiç kimse tam anlamıyla anlatamamıştır. Şöyle söyleyeyim, ben bu kitapta aslında bir gençlik romanı bu. Gençlere hangi kitabın okunmaması gerektiğini... Onu mu anlatıyorsunuz? Gençlere yönelik bir kitap mı? Gençlere yönelik bir kitap. Bir gençlik romanı aslında ama... Ben okuyamaz mıyım mesela? Tabii ki okuyabilirsiniz. Ama ruhu genç olanlara da yönelik bir kitap. Harikasınız. Gençlere yönelik değil. Çok güzel, tabii. O şekilde. Şimdi edebiyatımızda son dönemde bir popülist edebiyat meydana geldi. Çıktı daha doğrusu biliyorsunuz. Evet. Kitap nitelikleri bayağı düştü. Edebiyat çok derin anlama sahip bir ummandır benim için. Ben de biraz onları eleştirdim kitabımda. Bunu da çok hoş bir aşk hikayesini kurgulayıp onun içerisine yedirip böyle bir roman çıktı ortaya. Aslında kitap nasıl okunur, okumak nedir, işte okunacak bir kitabın niteliği nedir bunları anlattım. Fakat gençlerimiz bu tür okumaları pek sevmediği için bunu bir aşk kurgusu içerisine aldım. Ne zaman? Hem aşk ve hem yalnızlığı işledim aynı zamanda. O zaman ikinci sorudan devam edelim. Hı hı. Aşkla yalnızlık iniltili mi demiştim? Tek cümleyle özetlediniz. Evet. İsterseniz açabilir miyiz onu? Yani faydalanalım sizde. Tabii ki. Mesela aşkı karşılıklı yaşarsınız ama kendi yaşadığınız duygular size aittir. Bu da aşkın mesela en büyük yalnızlığıdır. Sadece siz ne kadar sevdiğinizi bilirsiniz. Evet, sevilmek de güzeldir. Ama insan hiçbir zaman sevildiğinden emin olmaz. Hep kendi sevgisi daha ön plandadır. Çünkü nasıl sevdiğini bilir. Bu yüzden aşkta insan her zaman yalnızdır. Peki önce yalnızlık mı oluşur insanda ve aşık olur? Yoksa aşık mı olur sonra yalnızlaşır? Bana göre yalnızlık... Nasıl bir soru? Ama hakikaten... Güzel bir soru. Evet. Şey gibi oldu yalnız, yumurta mı tavuktan çıktı, tavuk mu yumurtadan... yalnızlık insanın hayatında her zaman vardır. Sadece aşk duygusunda değil, mutlulukta da, acıda da, sevinçte de, kederde de, hüzünde de. Evet. Muhakkak her konuda yalnızızdır. Ama aşk birazcık daha fazla yalnızlığı beraberine getiriyor. Hani nasıl ben Nur Horuz'sam, sadece kendimi özgüysem ve en derinlerimi kendim biliyorsam, yaşadığım aşkı da sadece kendim bilirim. Yalnızlığı da kendim bilirim. Aynı şekilde acıyı da, mutluluğu da. Her zaman yalnızım kısacası. Peki Nur Hanım, ne zaman kitap yazmaya başladınız? Daha doğrusu bu birinci kitabınız mı? Öyle biliyorum ben ama size sorayım. Kendi adıma çıkan ilk kitabım. Daha önce de büyük yazarların ismi altında yazdım ben. Aslında çok iyi tanıyanlar da vardır ama sözleşme gereği tabii isim veremediğim için. Kaç büyük yazarın adına kitap yazdınız? 3 büyük yazarın bünyesi altında çalıştım bu zamana kadar. İşte, o ne demek Nur Hanım? Yani başka yazarların kitaplarını yazdım derken. İngilizceden hayalet yazarlık diye çevirmiş. Gölge yazarlık. Kitabı siz yazıp oluşturuyorsunuz. Onun ismine çıkıyor. Evet.
Böyle bir şey mümkün mü? Tabii ki. Türkiye'de hala bu var. Türkiye'de ve dünyada. O zaman yani siz biraz mütevazilik gösterdiniz. Benim ilk kitabım dediniz bana Ali Bey az önce. O zaman ilk kitabınız değil. Yani siz önemli bir yazarsınız aynı zamanda. Sadece... Yazar olarak ilk kitabım. Bir de şöyle söyleyeyim. Ben son 6-7 ayda 17 kitabın yayın danışmanlığını ve editörlüğünü yaptım. Benim asıl mesleğim bu hani yazmak dışında. Ve çok da iyi okurumdur. Yani bundan çabalayarak bir şeyler yapmaya çalıştık yani. Peki bundan sonraki için hedefleriniz var mı? Gerçi şimdi ben bu konuyu çok iyi bilmediğim için edebiyatta tahmin ediyorum önemli bir yerdesiniz zaten. Estağfurullah. Ama bunun daha iyisi var mı bilmiyorum. Biraz onu konuşalım mı? İyi edebiyat her zaman vardır. Herkes birbirinden daha iyi eserler çıkarır. Ben de elimden geldiğince aslında şöyle söyleyeyim. Yazar ilk çıkan kitabıyla son çıkardığı kitap arasında bayağı bir fark vardır. Çünkü siz kendinizi yaza yaza geliştirirsiniz. Aslında yazar olmak böyle çok bir şeydir. Doğru, kelimelerin doğru. Dilini, matematiğini yaza yaza çözersiniz ve bu okuyucuya da yansır. Mesela şey derler, üçüncü çıkardığı kitabı daha güzeldi. Neden? Çünkü yaza yaza aslında edebiyatın ne olduğunu, yazmanın ne olduğunu daha iyi anladım. Benim için de inşallah diğer eserler yaza yaza iyi hale gelir. Ben siz varken sizden faydalanayım, şu manada faydalanayım. Bakın ben de köşe yazarlığı yapıyorum gazetelerde. Hakikaten tam da dediğiniz gibi, yani ben sizin gibi belki böyle dile dökemedim bugüne kadar ama hep şunu hissettim. İlk yazdığım yazı, yani 20 yıl önce yazıya ilk başladığımda yazdığım yazı benim arşivimde bulunuyor. Bir de şimdi yazdığım yazı, ya diyorum ki ben o yazıyı ben mi yazdım? Eğer o yazıyı ben yazdıysam bunu bu ben mi yazdım? Kim yazdı? Bu sefer yani gibi böyle bir şey. Hakikaten yaza yaza insan daha gelişiyor. O zaman bunun sonu yok diyorsunuz. Evet, kesinlikle. Yazdıkça daha iyisi çıkar, yazdıkça... daha iyisi çıkar. Peki bu kitapta Nur Hanım özel işlediğiniz bir şey var mı? Yani aklınıza şu geldi. Ya ben böyle bir konu üzerinde yazayım mı dediniz. Herhalde öyle olmadı. Yani sabah akşam yattınız, sabah uyandınız. Böyle hadi bu konuyu yazayım. Demedim. Öyle evet, değil demedim. Tabii. Nasıl? Şöyle, hikayesi nasıl oldu? Kitap kendi kendini yazdırıyor aslında. Siz başlıyorsunuz bir şeyler yazmaya. Sonra bir bakıyorsunuz o hikaye almış sizi bir yerlere götürmüş. Yani romanda da, hikayede de, öyküde de bu geçerlidir. İlk başta kendi duygularımdan yola çıkarak birkaç sayfaya devam ettim. Sonra bir baktım hikaye beni aldı, başka yerlere götürdü. Çünkü yazarken o hikayenin, o kurgunun, orada yarattığınız karakterlerin tanrısı sizsiniz, yaratıcısı sizsiniz. Bir bakıyorsunuz ki çok başka boyutlara çekmiş sizi. Benim için de öyle oldu yani. Kendimi sonunu getirirken hikayenin nasıl başladım, nasıl bitirdim gibi bir şey oldu benim için de. Bir kitap ne kadar sürede bitiyor? Mesela şimdi bu yazdığınız kitap, yanılmıyorsam hemen oradan bakayım. İşte 140 sayfalık evet, bir kitap, 135-140 sayfalık bir kitap. Böyle bir kitabı yazmak bazen bir ay alabilir, evet. Bazen iki yıl alabilir. Doğru mu? O süre nasıl alıyor? Ayırdığınız zamanla alakalı. Atıyorum günde ben işte iki saat yazarım derseniz, günde iki saatlik bir çalışmayla altı ayda sağlam bir eser çıkarmak istiyorsanız, işte Türkçe'ye uygun kısa cümleler, yalın cümleler, bu şekilde altı ayda. Ama çok yoğun vaktiniz varsa ve kendinizi buna adamışsanız, 2,5-3 ayda da kitap bitirebilirsiniz. İlhamla ilgili bir şey değil midir kitap yazmak? Yani hani bir şey gelir aklınıza, hemen onu ben dökeyim, cümleye dökeyim. Böyle olmuyor mu bazen? Evet, evet, ilhamla da alakalıdır ama ben daha çok şeye bağlıyorum. Belli bir müddet insan doluyor, anlatacak çok şey oluyor ama yine o süreçte de yazamıyorsunuz. Çünkü çok fazla dolmuşsunuz ve artık bunu ifade edememe aşamasına gelmişsiniz. Sonra onun üzerinden bir zaman geçiyor, zaman aşımına uğruyor. Ve bir şey, gördüğünüz bir şey ya da duyduğunuz bir şey, atıyorum aklınıza gelen bir soru ya da bir cevap, bir bakıyorsunuz ki size bir şeyler yazdırmış. Peki bu kitap için şimdi ilk kitabınız, tamam başka isimler altında kitaplar evet. yazmışsınız ama bu sizin direkt kendi adınıza çıkan ilk kitabınız. İlk hayırlı olsun diyorum. Teşekkür ben ederim. Öncelikle. Yokluğun Yalnızlığıma Çarptı isimli kitap. Evet sevgili seyirciler, bu söz konusu kitap Sayın Nur Horus'un, İskenderun'un kendisi, hemşerilimiz, yazdığı ilk kitap. Ancak bu kitaptan önce çok sayıda kitabı başka tanıdık, bildik, ünlü yazarların adına yazmış ama onların ismine çıkmış. Böyle bir kardeşimiz Nur Hanım. Bu kitabı da tahmin ediyorum bana bir tane hediye edeceksiniz. Tabii ki. Büyük bir zevkle inşallah okuyacağım. Sizlere de tavsiye ediyoruz Yokluğun Yalnızlığıma Çarptı isimli kitabı. Peki Nur Hanım, buradan yazı yazmaya yeni başlayan insanlara, gençlere ne öneriyorsunuz? Yazdıklarını kesinlikle beğenmesinler, tekrar tekrar yazsınlar ve sıkı bir okuyucu olsunlar. Çünkü okuduktan sonra mesela anlamını bilmediğimiz kelimeleri çiziyoruz, hem bunları günlük hayatta konuşmalarımıza katıyoruz, hem kelime dağarcığımızı geliştiriyoruz. Yazdıkça da yazmayı öğrendiğimiz için
yazdıklarını beğenmesinler, müsvedde halinde tekrar yazsınlar. Sonra zaten bir bakacaklar olmuş. Bir üslup elde etmişler ya da yazmaya başlamışlar. Hı hı. Yazmak isteyenlere bunu öneriyoruz. Kesinlikle. Peki bu söz konusu kitap, son sorum bu olsun. Yalnızlık hissedenler, kendini aşık hissedenler, evet özellikle onlar okusun mu diyorsunuz? Evet, kesinlikle okusun. Aşıkların alacağı çok şey var. Hatta şöyle bir detay vereyim ben. Bu zamana kadar hiçbir yerde söylemedim bunu. Buyurun. Özellikle bir aşk dolu dizgin giderken nasıl ivmenin aşağıya doğru çekildiğini, aynen, kesinlikle. Hepimiz hayatımızda nasıl olabilir böyle bir şey diyecekler ama onu da kitabı okuyunca zaten anlayacaklar. Evet, harika. Peki, çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Hakikaten çok zarif bir hanımefendisiniz. Teşekkür ederim. Ve gençlere iyi örnek olduğunuz için sizlere ayrıca teşekkür ediyoruz. Ve bundan sonraki yazarlık hayatınızda başarılar diliyorum. Çok teşekkür ederim. Evet sevgili seyirciler, Nur Hanım'a sorduk. Kendini aşık hissedenler, daha doğrusu sadece aşık hissedenler değil, aşıksanız, kendinizi yalnız hissediyorsanız bu kitabı okuyun diyor Nur Hanım. İçinde çok şey bulacaksınız ve biz de kendisine teşekkür ettik.